güzeldi. Biraz bakımsız gibi. Yok, Hüsnü Bey amca elinden geleni yapıyor. Ama her sokağda bir bekçi dikemez ki. İnsanların kendi oturdukları yerlere kendilerine sahip çıkması lazım. Nasıl yani? Ya evin dışında oldu mu sanki hiçbir şey bize ait değil. Kırıp döküyoruz. Vallahi yarın tarihten yazılı var ya, ben şimdi onu düşünüyorum. Çalışalım mı biraz? İyi olur. Roma İmparatorluğu'ndan tek satır bile bilmiyorum. Gidip çalıyorum, duymadınız mı? Duyuyoruz da ne olduğunu anlayamadık. Size çalıyorum. Bize mi? Neden? Birbirinizden ayrılasınız diye. Efendim? Birbirimizden ayrılalım mı? Niçin anlayamadım. Bir sıkıntınız mı var sizin? Evet. Bu sitede kadın ve erkeklerin resmi nikahları olmadan bir arada dolaşmaları yasak. Şaka mı yapıyorsunuz? Biz daha öğrenciyiz. O zaman hiç olmaz. Neden? Yeni bir yasa mı çıktı? Yeni bir yasa çıkmadı. Bu siteye ben yeni taşındım. Taşındığım her yere kendi yasalarımı kendim götürürüm. Bey amca bakın herhalde sizin bir rahatsızlığınız var. Çok şükür biz rahatsız değiliz. Değiliz ama böyle başımızda dikilip durursa rahatsız olmaya başlayacağız, öyle değil mi? Ben de o zaman babanızı bulur, onunla paylaşırım kozumu. Efendim? Hüsnü Beyciğim. Hüsnü Bey. Kim o? Oo, buyurun. Hoş geldin bayram efendim. Affedersiniz, rahatsız ettim. Acıcık kestiriyordunuz galiba. Vallahi kusura bakma, içim geçmiş. Dün gece hiç uyuyamadım da. Hayrola, rahatsız mıydınız Hüsnü Beyciğim? Hayır, ben değil. Pelin yavrucum rahatsızlandı. Hiç uyuyamadı sabah kadar. Onunla beraber biz de uyuyamadık. Geç otur, buyur. Geçmiş olsun. Hayrola. Şey efendim, vardır benim bir maruzatım Hüsnü Beyciğim. Ha, buyur söyle. Siz bu 42 numaraya yeni taşınan adamı tanır mısınız? Daha siteye taşınalı bir hafta oldu. Nereden tanıyayım bayram efendi? Ne demek, değil misiniz siz yönetici? Ya, yönetici olmasa da yöneticiyiz ama... Adam işte hoş geldiniz, beş gittiniz demek için biraz yerleşsin, ne bileyim 5-10 gün geçsin diye bekledim. Bana kalırsa daha fazla beklemeyiniz Hüsnü Beyciğim. Ha, neden? Sitem mi ediyor? Ya o mu gönderdi seni? Hayır, göndermiştir beni Safinaz. Sizin adın mı? Neden? Mahmurluktan dinlemezsiniz ki beni çünkü Hüsnü Beyciğim. Bu adam herkesçi eder rahatsız. Rahatsız mı? Nasıl rahatsız ediyor? Duymadınız mı? Şarkı çalan klaksiyonu var. Nasıl şarkı çalan klaksiyon? Aman klakson. Ben bilmezdim o şarkıyı ama şimdi öğrendim. Bütün sitede söyler, bir haftadır aynı şarkıyı. Bütün sitenin diline dolandı. Herkes Üsküdar şarkısını söyler Hüsnü Beyciğim. Çalar çalar. Size ne, bize ne? Hayır ne diyeyim? Üsküdar şarkısı çalma. Kadıköy türküsü mü çal diyeyim? Anlattıramıyorum zaten Hüsnü Beyciğim. Yok mudur hani havalı klaksiyon? Allah aşkına klaksiyon klaksiyon deme, sinirime dokunuyor. Yerli yersiz, gerekli gereksiz üttürtürür bu sonunu. İşte Ernez'in bırtıysa onu. Yani bizden iki ev üste taşındı Hüsnü Beyciğim. İyi taşınsın, ne var bunda? Açıldık mı beni buraya Hüsnü Beyciğim? Adamın kapısının zili de aynı çarkıyı çalar. Ha, o da bu Üsküdar şarkısını çalıyor. Evet. Allah Allah. Hem de nasıl, isterseniz yapayım size ben ağzımdan onun tarifini. Aman söyleyeyim. Zaten uykum var, Allah rızası için. Günde en az 20 posta çalardı. Çıkar merdivenleri, zili çalar. Vallahi buramıza geldi Hüsnü Beyciğim. Yani onun için gönderdi beni Safinaz, git söyle bunu Hüsnü Bey'e şikayet et dedi. Of, vallahi illet etti bu ses beni. Ha, zaten dün gece gözümüzü kırpmadık. Ne satıyor bu adam Allah aşkına, gördün mü sen? Aman anne, satıcı değil ki. Siteye yeni taşınan komşu Azim Bey'in klaksonu bu. Niye durmadan çalıyor tüpkazcı bir? Anlaştan sonradan görme biri. Aklı sıra siteye hava atacak işte. Hiç böyle şey görmedim. Ne görgüsüz insanlar var canım. Kapıcı imdat söyledi. Kapı zili de aynı çalıyormuş. Eyvah, babacığına yeni bir dert çıktı desene. Vallahi çok üzülüyorum. O sinirlenince hepimizin huzuru bozuluyor. Ben şöyle uzaktan gördüm ama sinir bir tipe benziyor. Allah vere de babamla takışmasın. Hay Allah. Didem nerede? Pasta almaya gitti ya. Ne? Ne pastası? Aa anne, bugün Nevzat'ın doğum günü, unuttun mu yoksa? Tabii unuttum evladım, diyorum ya sana dün gece hiç uyumadık. Pelin biraz daldı da ancak aşağıya inebildik. Ondan sonra da artık tabii uyku muyku hak getire. Beltüz Hanım, herhalde şaşırdınız, evimiz burası, buyurun bize geliyordunuz. Hayır efendim, size gelmiyordum. Gelmiyor mu? Hayır. O zaman çok şaşırdım. Niye? Gayet tabii yani, buralardan geçin de bize uğramayın, aşk olsun.
Zühtü Bey size lütfüyle beraber gelecek. Bir maceli bir işim vardı da. Tabii tabii. Aslına bakarsanız ben de uzun zamandır yoktum. Seyahatteydim, yeni geldim. Hep seyahat, hep seyahat. Evet. Anlayalım yani Zühtü Bey. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bizimki iş seyahati. Bu ara biraz sıkça çıkıyorum o kadar. Ama sizi lafı tutuyorum. İçeri buyursaydınız bir şeyler içerdik. Hanım da memnun olurdu. Çok teşekkür ederim. Bu... Nihayet yakaladım sizi. Niyetiniz anlaşılıyor efendim. Efendim? Niyetiniz anlaşılıyor beyefendi. Ne niyeti? Kulaklarımda duydum. Biraz evvel hanımefendiye evde içki içmeyi teklif ediyorsunuz efendim. Siz neler söylüyorsunuz? Bir dakika Behçet Hanım, siz ne demek istiyorsunuz? Siz bu beyefendiyi tanıyor musunuz? Ay ne münasebet canım. Beyefendi, bizi niye rahatsız ediyorsunuz siz? Ben bu sitenin ahlak bekçisiyim. Nerede bir bayla bayan görsem resmi nikahları var mı ona bakarım efendim. Delinin zoruna bakın. Siz ne karışıyorsunuz? Beyefendi lütfen bizi rahatsız etmeyin. Hanımefendi çok değer verdiğim, saygıdeğer bir arkadaşımın pek muhterem zevcesidir. Öyleyse neden içki içmeye içeri davet ettiniz efendim? Çattık vallahi, nasıl kurtulacağız bundan? Anlaşıldı Zühtü Bey, sonra görüşeceğiz. Tabii efendim. Hoşçakalın efendim. Güle güle efendim. Eve mi girmeme müsaade var mı efendim? Şimdi oldu. Yalnız bu hanım gider gibi yapıp da tekrar geri dönerse ensenizdeyim, bilmiş olayım. Efendim? Efendim. Adam akıllı aslında. Tamam, anlıyorum hanımefendi, anlıyorum. İlk siz değilsiniz ki. Bu adamdan şikayet edene. Durun bakalım, şöyle bir kendimize gelelim. Ben kusura bakmayın, dün akşamdan biraz uykusuzum da. Artık eline boyuna düşünüp bir çare bulacağız. Hadi merak buyurmayın. Güle güle efendim, güle güle. Yahu Naciye. Efendim? 18 numaranın hanımı telefon eder. Ondan da takışmış. Ben de anneanneme onu anlatıyordum. Sabahleyin de payeyle yeğeni cana hırlamış. Hırlamış mı? Bu aynı adam mı? Ha, senin haberin yok. Eline bir düdük almış. Sitenin ahlak bekçiliğini yapıyormuş bu adam. Biliyorum, biliyorum. Ya Aynur Hanım mıydı 18 numarada oturan? Aynur Hanım. Hadi o söyledi. Hı. Ya başımıza resmen derdi aldık. Yazıyorsunuz. Klaksonu da cabasın. Ne klaksonu? Kapı zili de. Kapı zili mi? Bak Bayram Efendi de şikayetçi oldu. Demek ki bu klaksonlu adamla ağzı düdüklü adam aynı adam. Artık değilim. Hay Allah. Büsbütün merak ettim bu adamı. Ay çattık desenize. Hoş geldiniz Bertin Hanım. Ay hoş bulduk. Evdeler mi? Evdeler. Hay Allah'ım, neredeler? Buyurun Bertin. Ay şekerim, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Düşündükçe dinlerim tepeme çıkıyor. Bak canım. Ay bir bardak suyunuz var. Koş koş biraz çocuğum. Biraz da limon kolonyası. Bak limon da getir. Ay şimdi şart diye düşüp ben ölçeyim şu kadar. Kendinize gelin. Hayırdır şallah, ne oldunuz belki sana? Lütfü nerelerde? Gittim buralarda. Ama şaşırdım buralarda diyorum. Biraz önce buradaydı. Bankaya gitti galiba. Ne oldu Beriz Hanımcığım? Ne olsun şekerim? Hakarete uğradım. Resmen hakarete uğradım. Ayaküstü beni şey yerine koydu o adam. Estağfurullah. Sinirimden hala titriyorum. Şu halime bakın. Böyle şey ne duydum ne işittim. Ahlaksız. Ne dese beğenirsiniz. Canım kendi bir şey söylememiştir. Bak bir o temiz kalpli adamdır Lütfü. Ben bilirim. Aile arasında olur böyle şeyler. Ne yapalım? Ay o ben Lütfü'den bahsetmiyorum ki. Öteki adamdan bahsediyorum. Ay Üstücüğüm bir dakika sus da dinleyelim. Evet. Lafımı kesmeyin lütfen. Sayınız efendim. Teşekkür ederim. Kadıncağızın sinirden gırtlağı kurumuş baksana. Beksam anlatsanıza. Merak içinde kaldık. Ne ya oldu? Hiçbir şey anlatmadınız. Anlatıyordum. Su gelince yarım kaldı şekerim. Bir daha su getirme sen de. Götür bardağı hadi. Koş. Şekerim. Kapısının önünde Zühtü Bey'e rastladım. Güzel güzel konuşurken birden bir adam peyda oldu. Tuhaf bir adam. Birden düdük çalmaz mı? Düdük mü çaldı? Evet. Ne acıyız? Aynı adam. Tamam mı? Tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyuz? Tanımaz olur muyuz? Sonra E'si şekerim. Ayaküstü bana yapmadığı hakaret bıraktı. Ama ben ona yapacağımı bilirim. Nerede oturuyor o adam? Dur bir şey deme. Bakın öfkeyle kalkan zararlı oturur derler. Dur bakalım bir düşüneceğiz, bir çaresine bakacağız elbette. Hayır efendim, o adamın haddini derhal bildirmek lazım. Allah. Of, bu siteye nereden geldik biz? İzmir'den geldiniz, hatırlamıyor musunuz? Endişelenmeyin Beykis Hanımcığım. Din sizin hakkından imansız gelir diye bir laf vardır. Tabii. Öyle bir laf vardır, vardır ama bu sitede öyle bir baba yiğit yoktur. Allah Allah. Sen spor yapıyor musun? Ben bir tek dans etmeyi seviyorum. Voleybol, basketbol falan? Yok, hiç heveslenmedim. Spor yapsaydın boyun uzardı. Sen kendi boyuna baksana. Frankenstein ne demiş? E eşittir mc kare. Bir kere o Frankenstein değil, Einstein. Akıllım, öğren de gel. Öyle değil ki, sen tüme varıyorsun. Ben tümden geldim. Aristo ne demiş? Ne? Bütün insanlar akıldır. Akildane de insan olduğuna göre, akildane de akıldır. Bence çok saçma.
Neden? Aynı mantık yoluyla gidersek aslanlar dört ayaklıdır. Fare de dört ayaklıdır. Öyleyse fare aslandır. Hem bana bak, sen beni niye böyle lafa tutup duruyorsun? Bugün benim doğum günüm, eve geç kalmayayım. Bakalım dedeciğim ne hediye alacak. Doğum günüm mü? Happy birthday to you, happy birthday to you. Ben dedeme söylerim ne hediye alacağını. Arsada maç başladı galiba. Burada ne arıyorsunuz bakayım? Ne mi arıyoruz? Söylesene Nevzat Allah aşkına. Var olmanın dayanılmaz hafifliğinin iz düşümünü arıyoruz. Anlamadım. Ben iz düşümünü... Ben de odak noktasını arıyorum. Siz kardeş misiniz? Evet. Olasılık kanunlara göre hayır. Öyleyse evinize gideyim. O benim teyzemin oğlunun amcaoğlanın yengesinin görümcesinin hala oğludur. Hadi evinize, hadi evinize dedim. Ne o? Sokağa çıkma yasağı mı var? Yoksa siz monarşiden oligarşiye geçiş döneminde führerleştiremediklerimizden misiniz? Nedir o? Siz ona bakmayın, kafadan kontaktır bizim. Sizinle başa çıkılmaz. Gerçekten deli bunlar, efendim. Ha şunu bileydiniz. Amma antika insanlar var ha. Hoş, sen de ondan antikasın ya. Böyle salla salla mı yürü dedi doktor sana? Koşamam böyle öyle tabanı yanık itler gibi. Gülmez misin? Kurtalan ekspresine döndüm. Solurum buruncuğundan. İyi. Ay bana bak. Adamı şikayet ettin mi Üstü Bey? Ettim ama Üstü Bey ne yapsın? Adamın kafasından iki tahta eksik olduktan sonra... Doğru, deli arlanmaz, soyu arlanır derler. Ne yapalım yani? Şimdi de gidip adamın soyunu, sopunu mu araştıralım yani? Ne oldu gene? Dedim ben sana, ne oldu? Kadar koştum ama bacağıma gene kramp girdi ya. Ay Allah'ım, gel şuraya otur bari. Otur biraz. Hadi gel, otur. Şuraya otur. Hadi geç aç bir şey. Geç, bir şey yok. Oh! Bana bak, bu Hüsnü Bey'in bir şey yapacağı. Dur ayol dur, nereye koşuyorsun? Ben de yoruldum. Otur biraz, gel dinle. Dedi götürmedin. Yok canım, ne dedi? Dedi çalan bendim. Niçin çalıyorsunuz? Zaten haliniz antrenör müsün? Anlamadım ne işte o. Hangisi o? Ağzı düdüklü, arabası kapısı çalgılı adam. Siz karı koca mısınız? Allah izin verirse. Evlenme cüzdanınız yanınızda mı? Efendim? Yanlışlık yaptın galiba hanım. Görmez misin Bey Fatih'i evlendirme memurucu? Bana baksana sen. Sen bu mahallenin Ali Kıran başkesine misin ha? Sana öyle bir evlenme cüzdanı veririm ki evlenme cüzdanı alamadan gidersin, anladın mı? Anladım, hadi bakalım, al düdüğünü başka tarafta üttür. Öttürmezsen ben seni öttürürüm. Hem de öyle bir öttürürüm ki sesin ta Pendik'ten duyulur. Hala duruyor musun? Hadi yürü, yürü. Sinirlenme, görmez misin, aldı voltasını gider. Hadi yürü. Açın kapıyı, açın kapıyı. Kim o? Kim o? Gel. Buldum. Ne buldun? Nevzat'a yakışacak en iyi hediye bence kamera. Dur oğlum, uyku tepeme sıçtı. Biraz dalmışım. Ne diyorsun? Gel bakayım. Gel içeride konuş. Ne oluyoruz dedim. Cır. Ne dedin? Video kamera. Hani buradan çekiyorsun böyle anla televizyon seyrediyorsun ya. Buradan çekiyorsun anladın. Ne diyorsun sen Allah'ını seversen? Hani içine kaset konukla çekilen kameradan var ya. İşte ondan, ne zamandan beri istiyor. Size söylemeyi utanıyor. O makine kim bilir kaç paradır. Benim o kadar pahalı hediye almaya gücüm yetmez. Tabii utanır söylemeye. Ama senin ardımanın çatladığı için utanmıyorsun tabii sormaya, değil mi? Hayır. Nevzat doğum günü dedem bana bir hediye alacak diye soruyor. Sana niye soruyor? Bana sorsun. Yardım edelim dedik. Fena mı etti? Kamera almazsan bilgisayar al. Ben de kullanıyorum. Yeter bırak artık bilgisayarı Nevzat'ın arkadaşı Akil Dali. Git işine git hadi. Benim işim bu Nevzat'ın dedi sence? O zaman bir işe yara bak, evde kimse yok, benim de halim yok, git şu kapıyı aç bana hadi. Oldu. Hadi. Of. Hoş geldiniz site Sakin Hanım teyze. Ay ama neyse, Hüsnü Bey evde mi? Evde oturuyor. Çekil de geçelim hadi teyze be. Aç. Buyurun. İlk evde yakaladım sizi. Buyurun efendim. Yok kefazelik. Bu kadar artık ama kefazelik. Buyurun efendim. Hayırdır inşallah. Bu site insanı deli eder. Bu ne iddet? Bu reşitlet mi Yalan Hanım? Bu işin sonu mahkemede biter Hüsnü Bey. Kimsin mahkemeye verir? Deliler basıyor, siz burada oturmuş uyuyorsunuz. Uyur muyum şöyle? Bir şekerleme yaptım o kadar, şimdi oturuyorum işte. Oturmayın efendim, lütfen oturmayın efendim. Kalkayım mı, neden? Neden diye soruyorlar bir de, haneme tecavüz ettiler Tecavüz mi ettiler? Evet. Hırsız mı, dolandırıcı mı, kimdir? Tanımadığım biri. Tanımadığınız biri? Evet. Ne istiyormuş peki size? Kuru iftiracı.
Kuru iftiracı mı? Kuru iftiracı. Ha, anladım. Ya tanıyor musunuz yoksa adamı? Hayır canım, tanımıyorum. Niye anladım dediniz peki bana? Hayır, içiniz rahat etsin diye öylece söyledim. Öyle diye söyledim. Ama şimdi beni iyi dinleyin. Allah aşkınıza dinleyin. Vallahi çok sinirlerim. Buyurun efendim. Şimdi 3 gün önce temizlik yaptırmıştım. Evde atılacak bir yıl molası tıpırtı şeyler vardı eşyalar. Evet. Bizim imdat var ya kapıcı. Çağırdım. Gel oğlum dedim, el arabasıyla al şu eşyaları bir yere atıver. Arasından tabii. Ne var burada kuru iftiracı? Ha, şimdi dinleyin. Sormayı da dinleyin lütfen, rica edeceğim. Efendim, imdat içeri girdi girmedi, 5 dakika sonra kapı çalındı. İyi. Kapıcı, ne çalınma. Kapı yerinden çıkacak sanki. Allah, ev sarsılıyor. Kapıyı gittim açmaya. Kim dersiniz? Nereden bileyim? Yoksa o kuru iftiracı. Hem de ne kuru iftiracı Üstü Beyciğim. Kapıyı açar açmaz içeriye bir dalışı var adamın. Ağzından köpükler çıkıyor. Köpükler mi çıkıyor? Evet. Şey, kudurmuş mu? Aman kudurmuştan da beter. Ay ne oldu, ne beyefendi, ne istiyorsunuz demeye kalmadan beni kenara bir fırlattı. Daldı içeriye, odaların kapılarını açıp teker teker bakmaz mı? Köpeği mi arıyor? Hangi köpeği? İşte ağzı köpürmüş, kudurmuş, o kendini ısıran köpeği. Bırakın şimdi canım onu, bırakın. Ay bırakın Allah aşkınıza. Nerede sakladınız adam diyor. Hangi adam? Bu yani kapıcı imdatı soruyor bana. Ha o adam. Ha o adam. Peki kapıcı imdattan ne istiyormuş o adam? İşte beni de çıldırtan bu ya Üstü Beyciğim. Elin yabancısını içeriye nasıl alırmışım? Diyor o adam. O adam. Ha. Ama çok şükür anladınız. Hayır, anlamasını anladım da siz de o adama, neye adam, o adam senin aradığın adam deyip o bizim sitenin kapıcısı diyemediniz mi? Dedim demesine demez olur muyum ama bana ne dese beğenirsiniz o arada. Kalkmış kocamı soruyor, kocanız nerede diye. Hatibi Bey mi? Evet. O adam soruyor. O adam soruyor. E madem o adam... Nedir bu? Zabıta memuru. Aa. Kocanızı arıyor da kapıcı imdattan ne istiyormuş? Canım Hüsnü Bey, siz vallahi hala uykudasınız. Hüsnü Bey. Efendim? Adamı yani imdatı içeriye nasıl alırmışım ya? Ay söylemeyi utanıyorum. Anlasanız artık canım. O adam rezil, kepaze, ahlaksız bir adam. Ama hem de nasıl? Vallahi her ne karın ağrısıysa o adam... O saat tansiyonumu 20'ye fırlattı, onu çok iyi biliyorum. Peki ne yaptınız? Ne yapacağım efendim? Hatemi Bey'in şemsiyesi orada duruyordu. Aldığım gibi şemsiyeyi alnının ortasına şakadanak indirmemle o saat gidiverdi. Ah, öldürdünüz mü? Ya aman canım, ne öldürmesi sizde. Can havliyle canının acısından adam kendini sokağa dar attı. Ya. Hadi bakalım. Hadi. İki. Canım daha basiret gelmedi, onu bekleyelim. Hayır, sen niye getiriyorsun? Didem niye götürmüyor onları? Aman hiç kafam yok, benim de ya o müjganın aydınla gittiydi. Basiret'in nesini bekleyeceksin? O ne zaman, hiçbir zaman vaktinde bir yere çıkıp gelemez. Babacığım biraz önce telefon etti, geliyorum dedi. O öyle der, dedi çıkamaz evden. Eyvahlar olsun. Hüsnü Tarık mumları üflemek istiyor. Tamam üflesin, hadi ver. Olur mu ama benim doğum günüm, onun değil ki. Kimin, Basiret'in mi? Hayır babacığım, Hüsnü Tarık için söylüyor. Tamam işte, ne olur ayol üfleyiversin. Sen de onun doğum gününde üflersin. Hayal edin, üflesin çocuk canım. Gelsin, bir evlat bunlar gene. Gel, gel bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Girerdim oraya, içim çektiği zaman işte öyle arada bir piramit yerdim. Aa, Mısır piramitlerini mi? Ha, Mısır piramitlerini. Hatta bir defa aslında bu kadar bir taş kaldı dişimde. Ay piramit değil, galata kulesini yerdim. Ay, ay, Nevzat'cığım, hadi pastanı kesin. Hadi kes bakalım. Ama gerisini bana bırakacaksın. Tamam. Çünkü sen dağıtmaya kalktın mı, yangın yerine döner burası. Gel kız, kayınvalide seviyormuş gelin kızını. Ne var canım? Bir bukar mı olmuş? Azmi Bey, Azmi Bey var ya. Hangi Azmi Bey? Canım şu ağzı düdüklü adam. Ne olmuş? Başlayat abla siteye geliyormuş. Azmi Bey de bakmış onun yolunu kesmiş. Başlayat abla alınan karakolluk oldular. Şimdi gitti karakola şikayet etmeye. Basiret mi gitti karakola? Azmi Bey de beraber miydi? Yoo, Azmi Bey evine gitti. Cavut, nedir bu bizim Azmi Bey'den çektiğimiz, kurtulamayacak mıyız biz bunu? İsterseniz hemen gidip şu karakola bir bakalım. Bakalım bakalım. Baba ceketini getir. Ben de geleyim babacığım. Hayır, siz bozmayın keyfinizi. Ben giderim, hallederim işi. Canınız, sen beni önce o Azmi Bey'in evine götür. Çabuk, hadi çabuk. Ben şununla bir adım akıllı bir konuşayım bakayım. Aman Hüsnücüğüm, sakın bir olay çıkartma. Hiç merak etme yenge, evvel Allah ben yanındayım ya. Hadi gel, hadi yürü. İyice tatsızlaştı bu adam. Hayır, ne mecburiyetim var benim? En huzurlu bir gecemi perişan etti. Ya nasıl bir adam bu? İri yarı bir adam mı? Azmi Bey mi? Bu Azmi Bey. Öyle bir iri bir adam ki en az benim 5 katım. Deve gibi bir şey vallahi. 5 katım mı? 5 katım.
Üstelik delinin de tekin. Ne yapacağı belli olmaz ki. Keşke imdatı da alsaydık yanımıza. Böyle kalabalık görünce bizi çekinirdi belki. Ama şimdi imdatı nereden bulacağım? Bulunuz ya, sesleniver o şuna. O sinemaya gideceğim diyordu. Nasıl gider sinemaya benden izin almadan? Haddine mi düşmüş ona? Ne bileyim. Ben bulurum şimdi onu. Dur. Şeyi versene. Ver düdüğünü bana. Buyur. Ver bakayım düdüğünü. O bilir çünkü parolalı çalışımı. İçi kısa bir uzun çaldın mı neredeyse çıkar gelir. Senin bu düdüğünden çektiğimiz. Kim? Araban kornalı. Ağzın düdüklü. Size geliyordum. Sabahtan beri seni arıyorum. Kim? Mehmet Hemşek kim adam? Oluyorsun da benim? Karıma nüfus cüzdanı soruyorsun. Kime ne diyorsunuz? Mehmet Cüzdan şey etsene. Bir dakika yani. Azmi Bey bakın. Ne Azmi Bey? Sizi arıyoruz biz de zaten. Mehmet. Aman. Ay Yusuf. Ha babam geldi. Geldi. Üstü bu ne hal? Ne hali? Ne olmuş? Gözünüz baba. Ne gözü be? Yoksa düdüklü adam. Yaptı. Ben şimdi hakikaten söylerim ona haddini bildiririm. Ne yapmış? Kim ne yapmış? Bir ay şey gözünüz yapacağım. Mosmor olmuş babacığım. Aa ben yanlış tarafımı kapatmışım. Mühim değil, mühim değil. Nasıl mühim değil üstü? Sen... Kavga mı ettin yoksa? Ah, bu kadar da söyledim sana. Sen bir karışıklık oldu da birisinin bir adamın serçe parmağı çarptı biraz bana orada. Şöyle oldu. Şimdi ben tam şey çağırıyordum, imdata çağırıyordum. Birden karşıma çıktı. Azmi Bey mi? Hayır, gözüme serçe parmağı çarpan adam. Şimdi ben onun sonradan anladım Azmi Bey olmadığını. O da bir Azmi Bey olmadığımı anladı ama o arada işte bir kaza serçe parmağı çarpıverdi bana. Ay hiçbir şey anlamadım üstü. Ya bütün kabahat o bekçi Mehmet'te. Birdenbire ortadan kayboluverdi. Şimdi kimse sizi pataklamadı mı? Ne pataklaması? Terbiyes ne biçim laf? Allah aşkına üstü şunu doğru dürüst baştan anlatsana. Dur şimdi anlatacak halim yok. Kafasını değiştirin bu lafı. Ya bana pasta ayırmadınız mı? Sabahtan beri o pastanın hayalini yaşıyorum ben. Ayırmaz olur mu Yusuf hiç babacığım? Nevzat nerede dedenin pastası getir. Dedem gecikince ziyan olmasın diye onu ben yedim. Aa dedem ne yiyecek şimdi? Üzülme